Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için sınır kapılarında oy verme işlemleri bugün başladı ve şu saatlerde de devam ediyor. Edirne'deki Kapı Kule sınır kapısında kurulan sandıklara ilk oylar da sabah saatlerinde atıldı. Son durumu da Demirören Haber Ajansı muhabiri Alican Zeray aktardı. Evet, katılım diğer sınır kapılarına göre tabii Kapı Kule sınır kapısı Avrupa'nın en büyük sınır kapılarından biri. Burada daha yoğun oluyor. Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan, İngiltere'den hatta İsveç'ten bile gelen var burada oy kullanmak için. Sabah 8 itibariyle YSK'nın aldığı belirlediği takvime göre bu sabah 8 itibariyle oy kullanma işlemleri başladı gümrük kapılarında. Kapıkule sınır kapısı da bunlardan bir tanesi. Şimdi kameraman arkadaşım şöyle bir ortamı bir göstersin, dışarıyı bir göstersin size. İşte araçlarıyla geliyorlar. Burada sabahleyin 3 peron vardı. 4-5 perona kadar çıktı. Vatandaşlar ülkeye giriş yaptıktan sonra 90 numaralı peron var. Burada 90 numaralı perona geliyorlar ve oylarını kullanmaya başladılar ve başlıyorlar. Burada oy kullanıyorlar. Diğer tarafta da bir sandık var. Kapıkule sınır kapısında iki sandık var. Bir de gar kapısı var. Gar kapısında da vatandaşlar oylarını kullanabiliyor. Seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar. Evet, kameraman arkadaşım da şöyle girelim. İşte burada kurulan sandığı gösteriyoruz size. Dediğimiz gibi burada gelen vatandaşlar önce kimliklerini ibraz ediyorlar. Ardından kabinin arkasına geçip tabii oradan pusulasını alıyor, zarfını alıyor, mührünü alıyor ve kabinin arkasına geçerek belirlediği tercihini kullanıyor. Daha sonra da 1238 numaralı sandığa oylarını kullanıyor. Şu anda 80 kişiye yakın yabancı yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşın oy kullandığını söyleyebiliriz. Tabii diğer tarafta da var. Trakya Gümrük Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bulgaristan'a açılan Kapı Kule ile birlikte diğer sınır kapıları var. İşte Hamzabeyli var, Dereköy sınır kapısı var. O sınır kapılarında da oy verme işlemleri bu sabah itibariyle başladı. 14 Mayıs saat 17'ye kadar devam edecek. Yunanistan'a açılan İpsala ve Pazarkule sınır kapısında da oy kullanma işlemleri dediğimiz gibi 14 Mayıs saat 17'ye kadar devam edecek. Eğer ikinci tura kalırsa seçimler 20 Mayıs Cumartesi günü tekrar saat 8'de başlayıp 28 Mayıs'a kadar gümrüklerde, yani bu noktalarda oy kullanabilecek yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar. Evet, son olarak yayınımızın sonunda diğer peronlardan da iki taraftan geliyorlar. İşte hemen bu bölgeyi gösterdik. Bu bölgeden de gelenler var. Bu bölgeden gelenler de dediğimiz gibi ülkeye giriş yapıyor. Ardından buraya geliyorlar 90 numaralı perona, işte kimliklerini ibraz ediyorlar. Daha sonra ardından oylarını kullanıp yollarına devam ediyorlar. Dediğimiz gibi burada 14 Mayıs saat 17'ye kadar 24 saat esaslı oy kullanabilecek vatandaşlar diyelim ve sözü tekrar merkeze sürüklüğe bırakalım.